Birinci madde ne biliyor musunuz? Bütün bunlar bunun için anlattım. Bize bekçi gönderin. Öyle mi? Tabii, böyle bir ihtiyaç madde. Var tabii, yani. Tabii. Söyleyeyim. Yani rakam. Türkiye'deki toplam hırsızlık oranı, hırsızlık sayısı 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de günlük 280-285 arasıydı. 280-285 arası günlük hırsızlık vakası. Geçen yılın ortalaması 149'da bitti. Yıl sonunu biz 125-130'da bitirdik. Bekçi uygulaması başladığından Ankara, beri... Ankara 20-23'tü. Şu anda Ankara'da günde 2 veya 3 yapılıyor. İstanbul'da 80-85'ti. Şu anda İstanbul'da 26-27. Yani ilçe başına bile bir tane düşmüyor. Hı hı. Şimdi geceleyin bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın projesi. Ben dedi, vatandaşımız dedi, o düdük sesini duysun istiyorum. Tabii çocukluğumuzdan aklımızda kalmış. Güvencedir o aslında, değil ve, mi yani? Ve niçin karşı çıkıyorlar? Ne der yani? Ne, bekçi, ya bekçi ne olacak? Hani biraz kaba diyor davranıyorlar ya, bize diyor, diyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? Onu da anlatacağım. Niye karşı çıkıyorlar? Mesela neden? Ya hırsız, o duymuyorlar mı? Yani kendi mahalleleri yok mu? İnsanlar söylemiyorlar mı? Kendi teşkilatlarında ya bu bekçiler... şu kadar iyi iş yapıyorlar, bu kadar iyi iş yapıyorlar demiyorlar mı? Ya görev kusuru olabilir. Bizim arkadaşlarımız büyük bir mücadele çalışıyorlar. Ama biz şuna müsaade etmeyiz. Disiplinsizliğe müsaade etmeyiz. Kimse bilmez. Biz yılda 500 polisimizi, en az 250 ile 300 jandarma mensubumuzu kanuna aykırı ve kendi disiplinimize aykırı yaptığı işlerden dolayı mesleğine son veririz. Böyle bir rakam devletin hiçbir mekanizmasında yok. Ben onu yapmazsam... Evet, çok yüksek bakın, bir rakam. Ben onu yapmazsam disiplini ayakta tutamam. Sokaktan devleti toplarım sonra. Böyle bir hakkım yok. Yani bu işi yapan adamın böyle bir hakkı yok. Bizim yapmamız gereken, biz sonuna kadar güvenlik güçlerimizin yanında olacağız ama disiplini en üst seviyede tutacağız. Tutmamız lazım. Ve burada sebep... Bekçi... Gece değil mi? 15 Temmuz ne zaman oldu? O saatlerde dışarıda birileri olmasın diyorlar yani. Ayakta aktif birileri olmasın. En çok kimi rahatsız ediyor? Ben hiç rahatsız olmam. En çok FETÖ'cüleri rahatsız ediyor bu iş. Onlar yaygarasını yapıyorlar. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz, evet. O saatte gece sokakta birilerinin, devletin görevlilerinin olmasını kim istemez, niye şimdi, istemez? Şimdi Melih Bey, 5 yıllık İçişleri Bakanlığı bana şunu öğretti. Bu coğrafyada tesadüfi bir söz yok. Yok. Bu da çok net bir cevap oldu. Şimdi bu atamalarla ilgili çok soru geliyor. Eğer onu sormazsam beni mahvederler diye düşünüyorum sosyal medyada. Dünden beri personel alımları ile ilgili, polislerin 3600 ek göstergeleri ile ilgili bu ekrandan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Atama bekleyenler çok, polis olmak isteyenler çok. Polis olmak isteyenlerin çok olması bizim için büyük bir onurdur. Yani biz ne zaman... Özel harekat olsun, ne zaman jandarma olsun, ne zaman polis olsun bir alıma çıktığımızda çok ciddi bir teveccühle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizim için büyük bir onurdur. Ve bir değişiklik yaptık. Çünkü geçen, bunu da buradan söyleyeyim, vatandaşlarımız da bilsinler. Bizim normal 65'in üzerinde alıyorduk. Onu da 70'te 65'e düşürdüm ben. Daha geniş bir havuzdan istifade edelim diye. Çünkü bizim en geniş havuzdan en iyilerini çıkarıp almamız lazım. Ve yaklaşık 350 bin kişi müracaat etti. Biz bunları eleyene kadar tam bir yıl geçti. Yani bir yıl sürdü bizim şeyimiz. Herkes diyor ki niye çıkmıyor? Ya kolay değil ki. Polis alınıyor. Bir, bunların sağlık şeylere her birinin ayrı. İki, bunların şeyleri var. Güvenlik soruşturmaları var. Hayır, sporları var. Özel sınavları. Hepsinin 350 bin kişi spora alıyorsunuz. Üç, bunların mülakatları var. Her biri bir mülakata giriyor. Ve aynı zamanda bütün bunlarla ilgili de tabii orada bir güvenlik soruşturması falan da var. Bütün bunlar yapılıyorlar. Bütün bunlar gerçekleştiriyorlar. Onun için bir yıl sürdü. Tam biz istiyoruz almak çünkü illerimizin ihtiyacı var. Onun için şimdi jandarmayla müsavi olsun diye 10 kat ne kadar alıyoruz? 10 kişi, 10 bin kişi veya 8 bin kişi, 10 kat 80 bin kişi ancak çağırabilme şeyimiz oldu. Bunları çağıracağız. 3600 meselesi
Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda verdiği bir karar var. Ve 3600 meselesi, ben tekrar söylüyorum, polisin anasının ak sütü gibi helaldir. Bu konuda bunların her biri elbette ki bir zaman zemin meselesiydi. Şimdi zamanı geldi. Çalışma Bakanımız da gerekli hazırlıkları yapıyor. Hı hı. Ve netice itibariyle de inşallah diğer mesleklerle beraber böyle bir tamamen de hak ettikleri bir süreçte karşı karşıya kalacaklar. Evet.